28 Şubat aslında günlerden bir gün. Rahmetli Necmettin Erbakan öyle söylüyor. 28 Şubat birileri için 1000 yıl süreceği iddia edilse de kimleri için acıların yaşandığı bir gün olsa da bizim için 28 Şubat'ın daha farklı bir anlamı olması gerektiğine inanıyorum ben. Bizim için sıradan bir gün aslında. Çünkü bizler eğer esas duruşumuzu değiştirmedikten sonra biz zaferle değil her zaman seferle esas duruşumuzla sorumluyuz. 28 Şubat'ta o dönemde alınan MGK kararlarıyla çok ciddi anlamda ekonomik zararlar gördük. İmam Hatip okullarının orta kısımları kapatıldı. Sadece onunla kalmadı, meslek liseleri de aynı şekilde sıkıntıya düştü ve bugün sektörlerimizde ara eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bunun gibi birçok zararı oldu 28 Şubat sürecinin. Kimimiz için kabuk tutmuş, altında soluk izi kalmış bir mevzuyken kimimiz için de hala kanayan yara. Sürece tabii ki başkanlarımıza değindiği gibi sadece başörtüsü meselesi üzerinden yaklaşmak çok da bizim için doğru değil. Sadece başörtülüler değil o dönem. Bizimle beraber mücadele eden erkek arkadaşlarımız da yara aldılar. O dönemki meslek liselerinde okuyan arkadaşlarımız da mağdur oldular. Ve dolayısıyla topyekun bir mağduriyet yaşamıştık. Bugün burada tarihin karanlık sayfalarına gömdüğümüz 28 Şubat'ı konuşmak için toplandık. O gün zulmün ayak seslerini yüreğimizde, kalbimizde hissettik. Düşüncelerin, inançların, kimliklerin üzerinden tankların geçtiği ve özgürlüklerin yok edildiği 28 Şubat günleri. 100 bine yakın kız öğrencinin eğitim hayatından mahrum bırakıldığı, hayallerinin, umutlarının, kısaca İslami kimliğinin yok edilmeye çalışıldığı 28 Şubat günleri. Evet, 28 Şubat siyah, karanlık bir geceydi. Bir haykırış, bir çığlıktı. Feryat figandı. Boğazlarda düğümlenen hıçkırıktı. Bir genç kızın hayallerinin, umutlarının yok edilmesi, tankların altında ezilmesiydi.